Teolojik sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel protestan ilahiyatıyla ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Sevgili dinleyiciler, teolojik sohbete yeniden hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Elçilerin İman Açıklaması serisiyle emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bu bölümün konusu insanlık tarihinin en önemli kişisidir. Ve bu kişi İsa Mesih'tir. Hristiyanlar olarak onun Tanrı olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar onu sıradan ve peygamber, olduğunu, peygamber olarak kabul eder. Yahudilerin bir kısmı onu kötü biri olarak kabul ederken bir kısmı da bu konuda çekimserdir. Ancak her şeyden öte dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir insan onun yaptıklarını ve söylediklerini göz ardı edemiyor. İsa Mesih yeryüzündeki herkes için bir tartışma konusudur. İsa Mesih'in öğrencileri ve öğrencilerinin de öğrencileri bunlara inanıyorlardı ve daha önce belirttiğim üzere elçilerin iman açıklamasında onların tüm inançları yazılmıştır. İman açıklaması İsa Mesih hakkında şunları yazıyor. Tek Tanrı'ya ve onun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya inanıyorum. O kutsal ruhtan vücut buldu ve Bakire Meryem'den doğdu. Pontus Pilatus'un zamanında acı çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı. Her şeye gücü yeten babanın sağında oturdu. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için ...tekrar gelecektir. Bu bölümde ele, ele alıp anlatmak istediğim konu... ...İsa Mesih'in oğlu ve mucizevi doğumudur. Yani başka bir deyişle... ...İsa Mesih'in kimliğidir. Bu konuları incelemek için... ...bakmamız gereken birkaç nokta var. Birinci nokta şudur. Aslında birinci soru şudur. İsa Mesih kimdir? İsa Mesih hakkında muhtelif fikirler mevcuttur. Müslümanlara göre o sadece bir peygamberdir. Musevilere göre... O kötü bir adam veya kimilerine göre ise sıradan bir hahamdır. Yahuvanın şahitlerine göre e, İsa Mesih baş melek Mikail'dir. Biliyorsunuz Yahuvanın şahitleri aslında Hristiyan Hristiyanlık inancıyla uzaktan yakından alakası olmayan yalnızca e, Hristiyanların inandığı kutsal kitabı inanıyormuş gibi yapan fakat onu yanlış bir şekilde tercüme eden ve e, tüm inançlarında o yanlış tercümeye temellendiren bir Tarikattır. Hristiyan olmayan sapkın bir gruptur. Ee, Hristiyanlara göre ise e, İsa Mesih yeri göğü yaratan Tanrı'nın beden almış halidir. İsa Mesih'in gerçekten kim olduğunu bilmenin tek yolu var. O da kutsal kitaba bakmaktır. Kutsal kitap genel genel itibariyle İsa Mesih hakkında neler söylüyor? İsa Mesih'in kim olduğunu söylüyor? Ee, buna bakmak bizi kesinlikle doğru yola götürecektir. O halde bakalım. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet ve 14. ayet. Ayet şöyle. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrıydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bu ayette çok açık bir şekilde İsa'nın Tanrı olduğu yazılıdır. İsa eski antlaşmada Tanrı'nın Tanrı söylemiş olduğu şeyi yapmaktadır. Ayette şöyle yazılıdır. Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır. Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor Zekeriya 2. bölüm 10. ayet. Bu ayet eski antlaşmaya ait bir ayettir. Yani günümüz kültüründe yaşadığımız coğrafyada Tevrat olarak bilinen ancak aslında e, eski antlaşma olarak gerçeği eski antlaşma olan işte e, Musa'nın ilk 5 kitabı, e, Davut'un yazıları, peygamberler ve şiirsel kitaplardan oluşan eski antlaşmaya ait bir ayettir. Zekeriya peygamber bunu bu şekilde aktarmıştır. Yani insanların arasına yaşamaya gelen kişi aslında Tanrı'dır ve Yuhanna bölümünde de aslında sözün İsa Mesih'in beden alıp aramıza geldiğini görüyoruz. Yuhanna 5. bölüm 18. ayet. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat gününü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Kutsal ruhun vahyi ile yazılmış olan Yuhanna müjdesinde İsa'nın kendisini Tanrı'ya eşit kıldığı yazılmıştır. Yani İsa kendisinin Tanrı olduğunu söylemiştir. Bugün İsa'nın Tanrılığına inanmayan bazı gruplar, demin bahsettiğim gibi Yehova'nın şahitleri, ondan sonra Üniteryenler ve daha birçok, birkaç grup var daha doğrusu birçok grup yok. Bu gruplar aslında Ferisiler gibi düşünüyorlar. O dönemin Ferisileri gibi düşünüyorlar. Çünkü o dönemin Ferisileri de İsa Mesih'ten nefret eden, o dönemin Ferisileri de İsa'nın Tanrı olduğuna inanmayan, İsa kendisinin Tanrı olduğunu söylemesine rağmen bunu kabul etmeyen kişilerdi. Ve bugünkü bu gruplarda İsa'nın Tanrı olmadığını iddia ederek bu konuda kendi savlarını kendi argümanlarını ortaya atarak aslında bir nevi onların ilahiyatına sahip olduklarını açık bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Yuhanna 8. bölüm 12. ayet İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Bu ayette İsa Tanrı'nın sıfatlarından birini kendisi için kullanıyor. Yaşaya 60. bölüm 20. ayette şöyle yazılmıştır. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak. Sona erecek yaz günlerin diyor. Yani Tanrı, Rab, insanlığın, İsrail'in daha doğrusu, Sonsuz ışığı olacaktır ve İsa Mesih burada ben dünyanın ışığıyım. Yani eski çeviride kutsal kitabın Türkçe çevirilerinden bir tanesinde 1941 yılında revize edilmiş eski çevirisinde ben dünyanın nuruyum diye ifade kullanıyor İsa Mesih. Günümüzde çağdaş çeviride ışığıyım diye tercüme edilmiş. Ancak ben dünyanın nuruyum diyor İsa Mesih ve nur demek Tanrı'nın sıfatlarından bir tanesidir eski antlaşmada da. Onun haricinde... E, Luka 8. bölüm 38 ve 39. ayetler. Bu bunlar çok ilginç ayetlerdir aslında. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu. İsa cinli adamı iyileştirdi ve Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat dedi. Buna karşılık olarak da kutsal ruhun ettiği üzere İncil'de yazıldığına göre adam İsa'nın neler yaptığını anlattı. Aslında bu sözler kutsal ruhun vahyidir. İsa Mesih git Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyor. Kutsal ruh da e, adam gitti İsa'nın onun için neler yaptığını anlattı diye belirtiyor. Benzer durum Markos 5. bölümde de görüyoruz. E, bunun haricinde Luka 21. bölüm 15. ayet. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki Size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek bir şey diyemeyecek. Bilgeliğin kaynağı Tanrı olduğuna göre ve kutsal kitabın hiçbir yerinde bir peygamberin veya meleğin başka bir insanı bilgelik verdiği görülmediğine göre İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisidir. Başka bir ayet. E, Matta 23. bölüm 34. ayet. İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Burada konuşan İsa'dır. Onu da belirttiğim baştan. İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek çarmıha gireceksiniz. Kimini havralarda kamçılayacak kentten kente kovalayacaksınız. Burada gizli özne ben gönderiyorumdur. Kim gönderiyor? İsa gönderiyor. Yani ayeti şöyle okuyabiliriz. Ee, i̇şte bunun için ben size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. İsa peygamber gönderiyor, bilge kişiler gönderiyor ve din bilginleri gönderiyor. Tanrı'dan başka hiç kimse peygamber gönderemeyeceğine göre İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisidir. Bir başka ayet. Matta 14. bölüm 33. ayet. Teknedekiler "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun." diyerek ona tapındılar. Teknedeki insanlar o iyi bir öğretmen olduğu için değil, Tanrı'nın oğlu yani Tanrı olduğu için ona tapındılar ve İsa bunu geri çevirmedi. Tapınmayı kabul etti. Yani ee, hakikaten ee, Bazılarının iddia ettiği gibi sadece bir peygamber veyahut e, Tanrı'nın bir tık aşağı olan baş melek veya başka bir şey olan bir kişi, sıradan iyi bir öğretmen olan bir kişi kendisine tapınıldığı zaman karşı çıkar. Sen ne yapıyorsun? Ayağa kalk der. Fakat İsa öyle bir şey yapmadı. İsa onları geri çevirmedi ve tapınmayı kabul etti. Yuhanna 8.24 Bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz. Grekçesi ego eimi diye geçiyor. Benim o olduğuma inanmazsınız, benim ben olduğuma inanmazsınız diyor. Aynı ifade kutsal kitapta eski antlaşmada Tevrat bölümünde yani Musa'nın yazmış olduğu kitapta Musadan çıkış bölümünde kullanılıyor. Ve bu ifadeyi kullanan Musa'ya çalıda konuşan, yanan çalıda konuşan Tanrı'nın ta kendisidir. Bir başka ayet Yuhanna 8. bölüm 58. ayettir. Şöyle yazıyor. İsa size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. İsa ezeli olduğunu ifade etmekle birlikte yine aynı ifadeyi kullanıyor. Yine e ben varım diyor. Yine ego eğimi kelimesini kullanıyor. Ve aynı ifade e demin birkaç saniye önce tekrar ettiğim gibi e Mısır'dan çıkış 3.14'te Tanrı tarafından kullanılıyor. E Yuhanna 10. bölüm 28. ayet İsa... Onlara sonsuz yaşam veririm asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden alamaz diyor. Onlara sonsuz yaşam veririm. İsa Tanrı değil hiç kimseye sonsuz yaşam veremez. Bu sözleri söyleyen İsa Mesih'in ta kendisidir. Başka bir insan değildir. Başka bir kişi değildir. Yuhanna 17. bölüm 5. ayet Baba dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Bu sözler İsa Mesih'e aittir. Burada İsa bir kez daha kendisinin ezeliği oluşundan söz ediyor. Dünya yaratılmadan önce görkemi, görkemini istiyor ve bunun altını çiziyor. Demek ki dünya yaratılmadan önce İsa'nın bir görkemi vardı. Ve İsa dünyaya geldiğinde Filipiller 2. bölüm 5. ayette okuduğumuz üzere 5 ve 8 ayetler arasında okuduğumuz üzere İsa Mesih o görkemini bırakıp o görkeminden soyunup ee, sıradan bir insan olarak, bizim gibi bir insan olarak aramıza geldi ve aramızda yaşadı. Ama şimdi bu duada aslında o görkemini geri istiyor. Diyor ki bana o görkemi geri ver. Bir başka ayet aslında çok ilginç bir ayettir bu. Yuhanna 20. bölüm 24-29 ayetleri. Tam 5 tane ayet var bu konuda. Çok ilginç bir olaydır. Şöyle yazıyor. 12'lerden biri ikiz diye tanınan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise onun ellerine, onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Burada İsa dirilmişti bu arada. E, fakat Thomas İsa'ya, İsa'nın dirilmiş olduğuna iman etmiyordu bir türlü. E, 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol dedi. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa burada Thomas'a görünüyor ve imansız olma, imanlı ol. Yani bak parmaklarıma dok, ellerimi dokun, elini böğrüme koy, İmansız olma, imanlı oluyor oluyor ve e, Thomas'ın buradaki ifadesi Rabbim ve Tanrım. İsa'ya Rabbim ve Tanrım diye sesleniyor. Ve bu bir sesleniş yani e, aman Allah'ım tarzındaki bir ifade değildir. Metnin orijinaline bakarsanız Thomas'ın direkt olarak İsa'ya Rabbim ve Tanrım dediğini görürüz. Direkt olarak İsa'yı Rab ve Tanrı olarak çağırmıştır. Peki İsa ne yaptı? Beni gördüğün için iman ettin. Görmeden iman edenlere... Ne mutlu. Yani İsa burada Thomas'ın sözünü eğer Thomas hatalıysa diyebiliriz ki mesela evet Thomas hatalıydı, Thomas'ın söylediği her şey doğru mudur? Ee, Thomas hata etti diyebiliriz. Fakat İsa onun hatasını, sözde hatasını düzeltmediğine göre İsa'nın aslında Thomas'ın söylediğini, tasdiklediğini görüyoruz. Thomas İsa'ya tanrı dedi ve e, İsa bunu tasdikledi. Beni gördüğün için iman ediyorsun? Görmeden iman edenlere ne mutlu. Bir başka ayet işleri 20. bölüm 28. ayet. Kendisine, Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kolak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi yutmak üzere atandınız diyor. Şimdi çok ilginçtir. Maalesef ayetin Türkçe tercümesi yanlıştır. Buradaki Rab ifadesi yani Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu diye tercüme edilmiş ifade... ...aslında Rab değil Tanrı olarak yazılmalıdır. Çünkü... Yunanca geçen kelime kurios yani Rab değil ya da efendi değil. Theos yani Tanrı olarak geçmektedir. Yani ayet aslında şöyle tercüme edilmeli. Tanrı'nın kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Tanrı'nın kendi kanı pahasına. Bu ne demek? Yani kanı akıtılan kişi Tanrı'nın ta kendisidir. Bu yüzden bu ayette de İsa'nın aslında elçilerin aynı zamanda İsa'nın Tanrı olduğuna inandıklarını görüyoruz. Bu seride açıklayacağım son ayet, son ayette Titus ayetidir. Titus 2. bölüm 13. ayet. Şöyle yazıyor. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Kimi bekliyormuş Paulus? Kimden bahsediyor? Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in gelişini. Yine burada ifadeler birdir. Yani hem Ulu Tanrı'yı bekliyoruz hem de İsa Mesih'i bekliyoruz tarzında bir ifade söz konusu değildir. Buradaki ifade birdir. Yani Paulus'un sözünü ettiği şey İsa'nın ulu tanrı ve kurtarıcı olduğudur. Şimdi kutsal kitapta İsa'nın tanrılığına ilişkin birçok ayet var ama zamanın kısıtlılığından dolayı hepsini tek tek sıralamak doğru olmaz. Fakat İsa'nın tanrı olduğuna inanmamak onu çarmıha gelen Ferisilerle aynı düşüncede olmak demektir. Ferisiler onun Tanrı olduğunu kabul etmedikleri için onu çarmıha gerdiler. Onun dışında İsa'nın Tanrı olduğuna inanmamak, Tanrı'nın en büyük sevgisiyle bizleri sevdiğini reddetmek ve inkar etmek anlamına gelir. Yuhanna 15. bölüm 13. ayet Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Eğer ölen kişi yalnızca bir peygamber veya öğretmen ise Tanrı yine de bizlere en büyük sevgisiyle sevmiş olmuyor çünkü uğrumuzu ölen kişi sınırlı bir varlıktır. Ancak eğer çarmıhta ölen kişi kendisinin de söylemiş olduğu gibi Tanrı ise demek ki Tanrı bizi gerçekten de en büyük sevgisiyle seviyor. Bunun dışında İsa'ya, İsa'nın Tanrı olduğunu karşı çıkan başlangıçta bahsettiğim bazı gruplar vardı. Ee, bu tarz insanlar var yani bu tarz inanışlar var. İşte Müslümanlar var, Yahuva'nın şahitleri var, Üniteryenler var, e, Museviler var aynı zamanda. Bunlar diyorlar ki İsa Tanrı değildir çünkü baba benden üstündür demiştir. Tabi tabii burada açıklayacağım şeyler e, yalnızca 3 tane itirazdır. Yani bu itirazlara karşılık aslında bir sürü kitap yazılmıştır. Bir sürü kitap da yazılmaya devam ediyor bu konuda. E, fakat sadece 3 tanesini sıralayacağım zamanın kısıtlılığından dolayı. Birincisi şudur. İsa Tanrı değildir çünkü baba benden üstündür demiştir. Yuhanna bölümündeki ayete kastediyor bu itirazı dile getirenler. Fakat ayetin bağlamı burada büyük bir rol oynamaktadır. Tüm sapkın tarikatların ortak noktası tek bir ayeti bağlamından koparıp üzerine ilahiyatlarını kurmaktır. Bağlama bakıldığında görülen şey aslında İsa'nın Tanrı olup olmadığından bahsetmesi değil, Öğrencileriyle vedasıdır. Üzülmeyin çünkü daha iyi bir yere gidiyorum diyor. Bu ayette, aslında bu ayeti baştan okumak istiyorum. Şöyle diyor. E, size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Şimdi e, bağlama baktığımız zaman, yeniden dile getirmek istiyorum. Bağlama baktığımız zaman buradaki olayın aslında e, ben Tanrı mıyım değil miyim tarzında bir tartışma değil. İsa diyor ki ben gidiyorum. Ama kötü bir yere gitmiyorum. Beni sevseydiniz sevinirdiniz. Yani bencillik etmeyin merak etmeyin bana bir şey olmuyor. Ben iyi bir yere gidiyorum. Çünkü baba benden üstündür. Evet o ana baktığımızda baba e, göklerde e, tüm görkemiyle varken oğul görkemi soyunmuş bir şekilde sıradan bir insan olarak sıradan bir fani görünümlü olarak e, aramızda yaşıyordu. Ve o konu itibariyle zaten oradaki metinde kullanılan e, Yunanca kelime, Grekçe kelime, meyzon kelimesidir. Yani İngilizcede zone hani bölge anlamına gelir. Yani e, İngilizce kelimenin kökeni oradan gelir aslında. E, meyzon demek bölgesel olarak üstündür. Yani birinci katta olan e, üçüncü katta olandan alçaktır veya üçüncü katta olan birinci katta olandan üstündür. İnsanın kullandığı ifade tam olarak budur. Yani konu kesinlikle İsa'nın Tanrı olup olmadığı değildir bağlama bakıldığında. E, sadece İsa havarilerine, öğrencilerine veda ediyor. İkinci madde. İsa Tanrı değildir çünkü bu fikir yalnızca Pavlus'a aittir diyorlar. Şimdi kutsal kitap bir bütündür. Kutsal kitabı e, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Pavlus veya Petrus'un sözleri olarak e, kesip biçmek doğru ve mantıklı değildir. Kutsal kitaba haksızlık etmiş oluruz ve sadece kendimizi kandırmış oluruz. Her ne kadar da e, Yahuva'nın şahitleri, üniteryenler gibi sapkın tarikatlar kendi düşüncelerini bir şekilde de olsa kanıtlamak maksadıyla hep bu tarz kirli işlerle uğraşsalar da bunu yapmak doğru değildir. Ayrıca İsa'nın tanrılığı yalnızca Paulus'un değil İsa dahil olmak üzere herkesin ortak inancıydı. Üçüncü bir itiraz İsa tanrı değildir çünkü böyle bir şey kabul edilemez çok karmaşıktır. Şimdi şöyle bir şey var. Tanrı ha denince kabul edebilecek bir düşünce değildir. Tanrı sınırsızdır ve bizler sınırlıyız. Sınırlı düşüncelerimizle yüceler yücesini yüzde yüz olarak tam olarak kabul etmek mümkün değildir. İsa kim olduğunu söylüyorsa odur. Binlerce yıllık inanç bu yöndedir. Sonuç olarak İsa'nın Tanrı olması bizler için büyük sevinçtir. Ey bütün yorgun olanlar bana gelin diyen bir Tanrımız var. Bizi en büyük sevgisiyle seven, kucaklayan, biz ölmeyelim diye cezayı kendisi üstlenen, aklımızın alamadığı derecede bizi çok seven bir Tanrımız var. Yaptığı tüm işler için ona minnettar olmalıyız. O gün onun karşısına çıktığımızda, bizi yargılamak üzere onun karşısına çıktığımızda benim sözlerime neden inanmadınız diye soracaktır. Veyahut ben kendimi bu şekilde açıkladım ama sen beni farklı bir dolayı farklı bir şekilde kabul ettin. Bunu neden yaptın diye soracaktır. Ben size sonsuz yaşam veririm dedim. Kendimin Tanrı olduğunu söyledim ama sen buna inanmadın diyecektir. Fakat e, bu tarz bir utançla karşı karşıya kalmamak için onun kelamına inanmalı ve onun sözüne kendisinin kim olduğunu söylüyorsa onu o şekilde kabul etmeliyiz. Romalılar mektubunda yazıldığı gibi her şeyin kaynağı odur. Her şeyi onun aracılığıyla ve onun için var oldu. Ona sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Romalılar 11. bölüm. 36. ayet. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. E, önümüzdeki bölümde İsa Mesih'in çarmıha hakkında konuşacağız. İsa Mesih e, çarmıha gerilmiştir. Bu olay tarihsel midir değil midir? Gerçekten gerildi mi gerilmedi mi? Ki biz Hristiyanlar onun gerilmiş olduğuna inanıyoruz. E, onun çarmıha niçin gerildiğini, neden gerilmesi gerektiğini e, önümüzdeki bölümde olacağız. Takipte hoşça kalın, hoşçakalın.